biliriz. Evet, Twitch'te canlı yayındayız. YouTube, sana da merhaba. Asalt 9'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi bir kameranın yerinde bir değişiklik oldu ilk defa. Burada farklı bir düzen denedim. Arka planım falan da değişti. Kamerayı da sağ taraftan sol tarafa aldım. Bu şekilde daha iyi oldu. Böyle bir düzenim var artık yani. Şu anda böyle yapıyorum. Kamerayı da hani ekrandaki konumun da sol taraftan sağ tarafa geldi. İlk defa bu yayında bu şekilde yapıyorum. Böyle daha iyi oldu diye düşünüyorum. Tamam, şimdi kaldığımız yerden devam edelim Asalp 9'da. İlk öncelikle ücretsiz paketimizi bir alalım. Unutmadan. Klasik paket. Açalım bakalım şunu bir. Güzel. Ben yine yayın dışında marketten, efsane mağazasından denk getirebildiğim şeyleri aldım. Kulüpte neler olmuş? İsim değiştirenler, katılanlar, ayrılanlar falan filan var. Yayın dışında mümkün olduğunca bakıyorum sürekli Asalt 9'a. Efsane mağazası yenilendiği zaman. Efsane mağazası günde galiba 2 defa yenileniyor. Onu denk getirsem denk getiriyorum. Güzel. Burada alacağım bir şey yok. 1200 kredi, 300'ümüz falan filan var. Bakalım hatta bir efsane mağazasına. Exotic Rider'ı ben biraz almıştım sabah. 36.000'e satıyor, o yüzden şu anda tekrardan almayacağım ondan. Burada başka bir şey yok. Burada da şey aldıydım. Nissan'ın bir arabası var ya, Nismo RC mi ne? O arabadan almıştım. Tamam, efsane mağazasında alacak bir şeyimiz yok. Onun dışında kulüpte yanlışlıkla şöyle bir tıkladım geldi. Şey geldi, dönüm noktası geldi. Onları göstereyim. Birkaç tane paket vardı. 600 bin, 700 bin. Sıralı şekilde tamamlamışız bunu. Seri bir şekilde bunların ikisini aldım. Bakalım, eğer ki 950 bin yaparsak 8 günü varmış gerçi bitmesine de. Yapabilirsek de 700 bin kulüp itibarı şu anda 150 bin daha lazım. Yaparsak işte Araç AF6 Falcon Edition'dan 5 tane kart verecek. Tabii ki yapabilirsek şu an için çok zor. Onun dışında başka da bir şey almadım. Bir de hep şeyden bahsetmeyi unuttum. Ha dur, arabalarımız seviye atlatacak burada, ona bakacağım. Günlük etkinliklerde şöyle bir şey varmış arkadaşlar. Şimdi C sınıfı yarış var, bakın burada yazıyor mu? Her gün bir sınıfı odaklanır diyor. Aynen, etkinlik var. Mesela şu an C sınıfına odaklanılmış. Şey oluyor. Her gün farklı bir sınıfa göre sınıfın kupa yarışları oluyor, günlük etkinliklerde. Örneğin pazartesi D sınıfı, salı C, çarşamba B, perşembe A, cuma A sınıfı, yok S sınıfı, cumada pardon. Cumada S sınıfı, cumartesi pazarda bütün etkinliklerin bir arada alabiliyorsun. İşte low sınıf, düşük sınıf diye o yarışlara daha önce girmiştik, hatırlayanlar vardır belki. Bugün salı olduğu için C sınıfı kupası var. Ben bunu sabah oynadım. Belki şimdi akşamı yayın açmam falan, ne olur ne olmaz diye oynadım. Toplamda 20 tane kart veriyor. Bunlar işte 5-5 oynadığınız zaman 20. Ekstradan bir de şu 4 tane veriyor. 24 tane C sınıfı kart alabiliyorsunuz. 24 tane kart. C sınıfına ait hem de. Bu çok güzel bir şey. O yüzden benim aslında pazartesi gününü kaçırmamam lazım. Pazartesi günü D sınıfı kupası. Benim şu an D sınıfını mümkün olduğunca geliştirmem lazım. Şu iki tane alt seviye, C sınıfındaki alt seviye arabaları geliştiriyor. Sondaki iki tane de üst seviye, C sınıftaki üst seviye arabaları ve Mercedes-Benz AMG GTS'in kartlarını da burada veriyor garanti şeklinde. Bunları kaçırmam lazım. Bu çok önemli bir şey. Yani her hafta 20-24 tane kart alıyorsun bir sınıfa ait. Şimdi mesela yarın çarşamba B sınıfı kupası var. B sınıfı kupasını yapabilir miyim? Emin değilim. Ben B sınıfında çok iyi arabalarım yok. O yüzden bu güzel bir şey. Aklımızda olsun. Gitgide işte B sınıfı, A sınıfın falan da yarışırız. Şimdi ben yayın dışı galiba bir arabayı geliştirmiştim. Şey geliştirdim. DS Automobiles, DS ETNC son seviye yaptım. Gördüğünüz gibi 3 yıldız oldu. Bunu da geliştirmem gerekti işte o C sınıfı yarışlara girebilmek için. Daha da geliştirilecek tabii, birazcık geliştirdim. Ama bu araba son seviye, onu söylemiş olayım. C sınıfında da 2 tane yıldız yükseltmişim. İlk öncelikle BMW 3.0 CSL Homepage'i bir şuradan yıldızını yükseltelim onun. İyi, 2 yıldız oldu bu da. Tamam. Bir de Chevrolet Camaro ZL1 50. yıl edition var. Yıldız yükseltecek. Bunu da yıldız yükseltiyorum. Bu 2 yıldız mı oldu, 3 yıldız mı oldu acaba? Dur bir bakalım. 2 yıldız olmuş, bu da güzel. Bunu da yıldız yükseltmiş olduk. Şöyle bir bakayım. Tamam, güzel.
Ufak ufak C sınıfında da ilerliyoruz gördüğünüz gibi. D sınıfında bayağı bir arabayı açtık. Daha da açıyoruz tabii ki gitgide. C sınıfında da bir 5 tane arabamız açık. Bakalım şu BMW falan açılır belki. Evet, şunlardan birini açarız. C sınıfında da bayağı bir ilerleriz. Renault mu? Renault RS01. Vay be, Renault'un ürettiği arabaya bak. Yine prototip büyük ihtimalle. Ya da bu spor yarışlarda kullanılıyor. Araba yarışlarında kullanılıyor büyük ihtimalle. Renault Sports yazmış. Renault'un ürettiği araba. Vay be. Güzelmiş. Şimdi C sınıfta da ilerliyoruz işte. Bir etkinlik açmışım. Ona bir bakayım. Ha, bir de oyuna yeni bir etkinlik gelmiş ama ben onu neden göremedim? Ha, yenilikler de. Raging Bull Season gelecek. Pek notlarını paylaşmışlar. Raging Bull Season geliyor yakında. 8 günü kaldı. A klas araba, C sınıfı, D sınıfı da Lamborghini geliyormuş bir tane. İşte çeşit çeşit burada bilgiler falan veriyor. Yaklaştı ya artık sezonun bitmesi. Bir bakayım ona, bir 8 günde herhalde. Az önce okumuştum da unuttum. 7 gün 12 saat. Ha, işte 7-8 gün falan var. 7-8 gün sonra bu sezon da bitecek. Sonraki sezona başlayacağız. Şuradaki ünlem hala gitmedi. Benim sinirimi bozmaya devam ediyor. Ayarlardaki ünlem. Hiçbir şey de yok. Neyse. Şimdi her zaman olduğu gibi günlük etkinliklerden başlayalım. Haftalık rekabet bitti mi? Haftalık rekabet 5 gün. Ben haftalık rekabete katıldım mı? Katılmamışım. Tamam. Haftalık rekabete bir girelim bakalım şimdi. Yarış diyeyim. Şimdi en iyi arabamı ver bakalım. Elindeki sıralar kademeye göre. En iyi arabamız şu anda DS. Güzel. DS'li girelim. DS zaten benim favori arabam oyundaki. Şuradan şunu bir yükseltelim o zaman. Bas bakalım. Biraz para gidecek ama yapacak bir şey yok. Tamam. Bunun üst hızına o şey parça. Nadir ithal parça. Şunu da uygulayalım. İvmesi. Bu arabanın zaten ivmesi iyi. Hakimiyete verelim. İyi dönsün. Hatta dur ya. Ben bu arabaya basabildiğimi basarım. Varı mı yok mu bu arabaya koyacağım. Çünkü bu araba çok iyi bir araba. Elektrikli. Tamam. Üst hızı maksimum yapmışım. Nitro'yu da maksimum yapmışım. Hakimiyette 3 kaldı. Bir tane parça. Bunda da 1 kalmış. Neredeyse ivmeyi de tamamlamışız. Bunları tamamladıktan sonra bu araba full maksimum seviyede olacak. Şu anki hali bile efsane. Haydi bakalım. Haftalık rekabette bu oynayalım bakalım. En iyi yüzde kaçıncı araya gireceğiz bu hafta? Bunu da oynamış olalım. Haydi bakalım. Bu araba çok iyi hızlanıyor. Full üst hızda kalıyor. Nitrosu da çok iyi bu arabanın. Söylediğim gibi. O yüzden bu arabaya bayılıyorum ben. Full nitro ile full son hızla gidiyor bu araba. O yüzden efsane bir şey. Top speed'in 282 yapmışız. Bakın gördüğünüz gibi. Daha dünden beri nitro bitmek bilmiyor. Burada 360 yapmama gerek yok. Arabanın nitrosu bitmiyor ki. Bu çok iyi araba ya. OP biraz bu bence. B sınıfının OP arabası gibi sayılabilir. Burada uçmayacağım. Burada uçmak yaptığım en büyük hatalardan biri. Hayır, nitro bitmiyor, bitmiyor. Ah be, haftalık rekabette yapılacak şey mi ya? Dur bakalım. Bunu tekrar yaparız hafta bitmeden. Aklımda olsun, hatta bugün tekrar girebilirim haftalık rekabete. Enkaz olduk ya. Yetişemedi sol tarafa. Neyse, yapacak bir şey yok. Tekrar yarışırız. Bakalım en iyi %100'de mi kalacağız acaba, yoksa daha mı iyi olacak? Bir enkaz yaptığımız halde düşün. Normalde bu yarışta hiçbir hata hakkın yok. Dur bakalım. Beşinci olarak bitirdik. Bakalım en iyi %100 mü, daha mı iyi? Yarışı kazan diyor. 20 jeton veriyormuş. Keşke kazanabilseydim. %80. Oha. Kaza yaptığım halde bir de yani. Güzel. Güzel güzel. 3 tane etkinlik paketi. 3 tane tel parça. Tamam. Haftalık rekabette oynamış olduk en azından. Yine. Bir dakika. Bunu ben yine bir kez daha bir oynarım.
Haftalık rekabeti. Bugün oynarız büyük ihtimalle. Tamam. Benim bir de günlük araba ganimetine girmem lazım. Şimdi bizim Camaro 370 Nismo ve Dodge Challenger full değil mi? Onları bir doğrulayalım. Camaro full. Evet. 370 Nismo full. Challenger SRT 8 C sınıfının giriş arabası. Bu da full. Tamam. Benim bu yarışları yapmama gerek yok artık. Benim bundan sonraki yarışları yapmama gerek var. Challenger'a kadar olan arabalar bizde full. Porsche 911 GTS Coupe. C sınıfı arabayla 26 saniyeyi geç diyor. C sınıfı arabayla 26 saniye. Bir bakalım. C sınıfı. Bu geçiyor muydu? Geçiyor değil mi? Challenger yapıyordu bunu. Challenger'la bir oynayalım. Cips yiyorum bu arada. Umarım sesi gelmiyordur size. Geliyorsa kusura bakmayın. Normalde daha önce yiyecektim bunu da. Biraz geç kaldım bugün yayına. Dedim yayında yiyeyim bari. Bunlar kolay yarışlar. Çok zorlamıyor. Bu araba yapıyordu diye biliyorum. 26 saniye yapar herhalde. 18-19 oldu. 21, 22, 23, 24 yetişti. Tamam. Kısa yarışlar zaten. Porsche çizimleri alalım. Porsche önemli çünkü B sınıfının iyi arabası bu. B sınıfında iyi bir arabamız olursa iyi olur yani bizim için. B sınıfı yarışlarına katılabiliriz. 24 bölü 30. Şimdi bir tane daha gelecek. 25. İyi. Geriye 5 kalacak. Bir kez daha aynı şekilde oynayalım şunu. Burada aşağıdan gitmek büyük hata bu arada. Aşağıdan kesinlikle gitmeyin. Orada uçuyor çünkü. Düşüş çok sert oluyor. Bakın sağ aşağıya bakın. Orada düşüş çok sert oluyor. Araba çok güç kaybediyor, hız kaybediyor. Bu sol taraftan gittin mi hiçbir sıkıntı olmuyor. 24. Az öncekine bile göre daha iyi yaptım süreyi. Tamam, Porsche'un bugünlük çizimlerini aldık. Güzel 25 yaptık Porsche. 5 tane çizim kaldı. Şimdi Aston Martin Vulcan'ı B sınıfı bir arabayla al diyor. Bakıyorum B sınıfı benim elimde ne var? D sınıfı, C sınıfı, CD, B sınıfı Porsche'um var tabii ki. Porsche'da yapacağım ben bunu. Hemen şunları da oynayalım. A sınıfı olan Aston Martin Vulcan'ın çizimini alalım. O araba da çok iyi var ya. O araba fena gidiyor ya. O arabayı da alıp sahip olursak o arabaya güzel olur bizim için. Haydi bakalım. Bu Porsche'lar da çok güzel araba ya. Böyle küçük. Biraz böyle sevecenlik var gibi ufaktan. Ve güçlü de. Şık da duruyor bu arabalar. Ama ben dediğim gibi muscle'cıyım ben. Mustang, Challenger. Özellikle Challenger. Ben daha çok o tarafın. Yapamadım bana böyle geldi. Kaç saniye istiyordu ki? O 25 istiyormuş. 24-8 yapmışız. Oha. Porsche ucu ucuna yapıyor bunu. Bu biraz sıkıntı. Güzel. Vulcan'ı da açmamıza çok var. A sınıf arabayla 23 saniye süresini geç diyor. Şimdi filtrele desem oyundaki en önemli şey sınıf. Yani ben burada arabayı sınıfa göre filtreleyemiyorum ya. Çok ilginç ya. Yani aşırı saçma. Bu kadar çok şey koymuşsunuz, sınıfa göre filtreleme koymamışsınız. Aşırı saçma ve ilginç. B sınıfı. Bak B sınıfıyla mı oyna diyordu? Yok, A sınıfıyla geç diyor 23 saniyeyi. 23 saniyeyi A sınıfıyla geç. 23 saniyeyi A sınıfı. Bende A sınıfı araba var mı ki onu hiç sormuyorsun yani. Yok, ben onu yapamam. Lamborghini Centenario'nu alamayız. Ona yapacak bir şey yok. Maalesef. Tamam bu kalsın. Günlük araba ganimetini tamamladık. Haftalık rekabeti oynadık ama tekrar oynayacağız. Şimdi bu
Oha, en iyi %50'ye girmişsin. Kendiliğinden değişti, gördünüz mü? Hiçbir şekilde ben yarış falan yapmadım. Çünkü insanlar gitgide oynadıkça siz işte %100'den %50'liğe giriyorsunuz. İyi, C sınıfı parça verecek. İnsanlar oynayıp benim süremden daha kötü süre yaptıkça ben de %50'liğe doğru gidiyorum. İyi, %50'ye ya. C sınıfı parça versin en azından, iyi. Araba çizimi. Oha, bu da araba çizimi. İki tane araba çizimi veriyor. Ben ithal parça zannediyordum birini. Birisi üst sınıf C model arabalar. Biri alt sınıf C arabalar. C sınıfın düşük kademesi diyeyim. Aynen öyle demek daha doğru. Şu paketler C sınıfın düşük kademesi, bunlar C sınıfın yüksek kademesi arabalarını veriyor. İyi. 150'ye de çıktığımıza göre bunu tekrar oynamamıza gerek yok. Bunda da %25 yapmışız zaten. Burada da gayet iyi olduğumu düşünüyorum. Mirasta. Kredi soygununu yapacağım. New Breed Rivals Show'u. Evet. Burada elindeki arabalar varsa diyor, oyna diyor. Kredi kazan diyor. Ama maalesef ki bende sadece bu var. Ve ben bunu oynadım zaten. Ne zaman bitiyor? Bu da 8 gün sonra bitiyor. Bu da sezonla beraber bitiyor. Araba avı Apex Up 0'ın araba avı var. C sınıf arabayla 49 saniye. Ha, buradaki arabaları bize veriyor mu? Bir saniye bir bakayım şuna bir. Bir saniye tekrar bir bakmak istiyorum. Şunu bir oynayabiliriz. 49 saniye süresini C sınıfı bir arabayla geç diyor. Bunlar zaten C sınıfını yapabilirse yapar. Tamam, bir C sınıfı arabayla şunu bir denemek istiyorum. C sınıfı sırala kademe. Dur, yanlış sıraladım. Şöyle. Ha, C sınıfı araba. Challenger'a kalıyoruz ya, sürekli Challenger'a kalıyoruz ya, inanılmaz ya. Aha. Bir dakika, ben bu arabayı geliştirsem neredeyse Challenger kadar olacak. Param yeter mi ki? Bakın, kademesi 1682 sonu. Bununki 1687. Dur bakayım, param yeterse şunu bir geliştireyim ben. Şöyle ikişer kademe daha bir kez daha bastım. 1562 oldu. Acaba sen Camaro'dan daha iyi iş yapar mısın 1562 ile? Denemek istiyorum ya. Bu arabayı bir denemek istiyorum. Bakalım yapabilecek mi? Belki Camaro'dan daha iyi iş yapar. Bir şu arabaları bir karşılaştıralım. Merak ettim. Araba bu. Apex Up 0. Camaro 50. yıl edition'la bakalım bir yapalım. Nasıl olacak şimdi? Bence bu araba Challenger'dan daha iyi. O nitroyu almayacağım. Daha iyi de birinciye yetişemiyoruz. ...1.26 mı diyordu ya, unuttum. Bastım. Kaç diyordu ya, unuttum ki. 26 diyordu ya. Oha. Ha, 49 diyormuş, pardon. 47 yap diyor. 47.5. Bak, 47.5 yapmışız. Neredeyse 0.5 salise daha yapsaymışız. Alıyormuşuz bunu da. İki tane etkinlik verdi, şey verdi. Bir de ben burayı Challenger'la denemek istiyorum. 47.5 yaptık. Onu unutmayalım. Bakalım Challenger nasıl bir iş yapacak burada. Güzel, versin bakalım. 2000. Hadi be, arabadan ver bir tane. Verdi. Apex Ups'ı daha önce de almıştı zaten. 2 oldu. Tamam. 47.5 yaptık. Bakalım bir de ben burada bir Challenger'ı denemek istiyorum. Kademesi daha yüksek Camaro 50. yıl edition'dan, ama bakalım nasıl iş yapacak. 47.5 en iyi süreni geç. Hadi bakalım. Umarım daha iyi yapar. Ama hiç ümidim yok. Güzel.
Dönüşlerde çok yavaşlıyor araba ya. Niye böyle bu bilmiyorum. Son kademeye çıkarttık bir de. Halen daha hızlı hissettirmiyor yani. Biraz doğru fark var. Biraz daha hızlı. Ama yani hissettirmiyor. Bastım. Yok baksana. 48,5'tan fazla yaptı. Yani 1,5 saniye fark var aralarında. Tamam Challenger da yapıyormuş bunu da 47'yi yapamadı gene. Bir şey diyeyim mi? Camaro'yu belki birazcık daha kademe atlatsam o üçüncü kart etkinlik paketini de alabilir bence. Evet. Ben Camaro'yu birazcık daha geliştirsem iyi yükseltme parçaları verdiği yolu bu. Ne veriyor? Bu arabadan veriyor ve hakimiyet parçaları ve para veriyor. İyi güzel. Tamam. Bakın ben Camaro'yu tam geliştiremedim ya. Camaro 50. yıl edition'ı birazcık daha geliştirsem 1562 1600'e getirsem falan ben bunu bu araba da iş yapar. Bence burada o 3. etkinlik paketini alırdı. Bence diye düşünüyorum. Ama gördüğünüz gibi bakın kademesi Camaro'dan daha iyi olmasına rağmen 100 falan daha iyi olmasına rağmen gene de iyi değil yani. Halen daha iyi değil. Çok yavaş kalıyor. İyi. Bunu da oynamış olduk. Rezvane Beast X. Neyle yarışabiliyoruz? Camaro ile yarışabiliyoruz bunda. Camaro'muz bizim full seviye. Ne istiyor? Şundan daha iyi yarış süresi yap diyor. Porsche'la geç, Porsche'la geç diyor. Porsche 718 Cayman. Evet, bunların ikisi de yok bizde. Sadece Camaro var. Camaro ile oynayarak şunun iki paketini alabiliriz. Bir de şunu alabilirsek bir deneriz bakalım. Camaro olabilir diye düşünüyorum. Yine Rezvane şeyi ve ithal parçalar. Tamam, bunu bir denerim. Bunu yapabiliyorum Camaro ile. C sınıfı kupasını zaten bugün oynadım ben kendim. Bir de kredi soygunu var. O zaman kredi soygununu oynayalım. Kredi soygununu oynayalım. Şimdi D sınıfı. D sınıfı 2 yıldızlı araba var mı? 2 yıldızlı D sınıfı. 1200. Acaba bunlar yapabilir mi ya? D sınıfı D 1264. Tamam ben diyorum ki Volkswagen XL Sport Concept yapar diye düşünüyorum ben 2 yıldızlı. Ben yine de şunun bir neyini geliştirebiliyorum? Hiçbir şey para etmiyor ki. Para etmiyor. 1094, 1207, 1207, 1264. Acaba bu yapabilir mi? Deneyelim ya. Sanki bununla oynamıştım daha önce diye hatırlıyorum ama şunu da bir deneyelim bakalım. Modifiyeli Challenger'la. Bu araba da çok hantal. Aynı. Normal Challenger gibi zaten. Dur bakalım. İstediğimiz süreyi yapabilecek mi yine de? Hiç belli olmaz. Güzel. Ah, polisler de geldi. Zaten araba kalkamıyor. Bir de polislerle uğraşacağız. Tam duvara çarpma. Fena değil. Yakala. Güzel. Çarpma lütfen. Çarpma. Of, o sağdaki araba çok tehlikeli. Ona kaç kez çarptığımı hatırlıyorum yani. Daha var. Ya bu polisler. Bak uçurmayacak beni orada. Al işte. Ya bu kaç yaptı? 1.42. 1.42 yaptık.
1.51, 1.46 istiyor. Tamam. En azından D sınıfını tamamlamış. Dur şimdi. İyi, 20 bini aldık buradan. Şimdi C sınıfı ve 3 yıldızlı bir araba lazım bize şu anda, değil mi? C sınıfı. Aa, 1.37 istiyor. Yapamamış. Doğru ya. Yıldızlı gereksinimini karşılayamamış. 1.37. Kaç yaptık ki biz? Ha, 1.42 yaptık. Evet, maalesef ki bu araba yapamamış onu. Şimdi C sınıfı 3. Ya da C sınıfıyla bunu geçmeyi deneyeceğiz. Evet. C sınıfı 2 yıldızlı arabamız var mı? Bir bakalım. C sınıfı 2 yıldızlı. C sınıfı 1500'lük Camaro'muz var. Tamam. Camaro ile deneyelim bir de. Hem 2 yıldızı alalım hem de kendi parasını alalım C sınıfının. Hadi bakalım. Bu Camaro iyi işte. Güzel. Nitro iyi dayanıyor ha. Ya top speed'i düşük ama top speed'den inmiyor ki araba nitro sayesinde. Challenger'ın top speed'i yüksek, doğru. Ama araba top speed'e çıkamıyor zaten. Öyle bir tezatlık var yani. Şuna bak, hala daha bitmedi nitro. Daha dünden beri kesintisiz nitro ile gidiyorum. Polis biraz yavaşlattı. 360 yapsam risk alıp yaptım. Lütfen çarpma. Hop, güzel. İyi yakaladık. 360. Tamam. Güzel. Al o nitroyu da. Güzel. Onu da uçurduk. İyi, polis uçtu aşağıya. Buradan soldan. Güzel. Buraya kadar gayet iyi geldim diye düşünüyorum ben. Nitro bitti. Uç bakalım. Evet, drift yeri. Burada nasıl yapmak doğru olur bilmiyorum ki. Şok dalgası mı basmak doğru olur? Ne yapmak doğru olur? Tam olarak emin değilim ondan. 37, 38. Kaç istiyordu ya? 38,5 yaptı. Tam onu aldım. 37 istiyor. Ha. Bu da yapamadı bunu. İyi, 15 bin aldık en azından. B sınıf arabayla 1.41 yap diyor. İşte artık bu yapar. Bize 2 yıldızlı B sınıfı araba lazım. 2 yıldızlı B sınıfı, evet, Brutalia Berlinetta ile. Bir tek buna kaldık. Bu artık ya kesin yapar yani. Bu arabanın imkanı yok yapamamasının. Hadi bakalım, bununla yarışalım. Hem kendi B sınıfı parasını alalım hem de 2 yıldız parasını alalım. Yabancı yayıncıları izliyorum abi. Mesela özellikle kadın yayıncılarda çok denk geldim buna. Yabancı tabi. Yerellerden bahsetmiyorum. Abi yayında boyuna bir şey yiyorlar ha. Full. Bir de böyle hani dikkatli dikkat yemeye uğraşmıyor. Hani böyle ağzını şapırdatmayayım, bir şey yapmayayım falan filan değil mesela. Yani apur çupur yiyor böyle. Normal sanki sofrada yiyormuş gibi. Abi, yayında ama yani çok garibime gidiyor, biliyor musun? Erkek yayıncılarda da çok görmedim bunu mesela. Yabancı. Az çok böyle ara ara gidiyorum. Tabii çok izlemiyorum da. Yani kadın bildiğin, bilmiyorum, bana garip geliyor ya. Ya apur şopur yiyor böyle yemeği. Kötü oldu. Yediği şey de böyle biraz böyle salatavari bir şey. Bayağı gevelemek gerekiyor. Bilmiyorum, çok garibime gitmişti. Bir de şey merak ediyorum. Yayında hangi ara yapıyordu onu? Yiyor ki. Mola mı veriyor acaba? Hiç uzun süre takip edemediğim için hiç bilmiyorum. Hani yaptığı şey taze bir şey yani, belli.
Ama bilmiyorum, belki paket servis de olabilir onlarla. Bilmediğim için. Ama evde yapıyorsa da hangi ara yapıyor yayında? Bildiğim böyle salata vari bir şey yani, böyle karışık salata gibi yani. İçinde et de mi ne var, böyle pastırma gibi bir şey de benzeyen bir şey vardı ama o kadar detaylı bakamadım. Böyle şapur şupur yemeleri yayında hep garime gitmiştir. Ben çerezsiz uyuyorum burada. Aslında yemek de istemiyorum zaten, yayından önce yiyecektim de. İşte yiyemedim, öyle denk geldi. İyi. 20 bin, 10 bin de onu aldık. Güzel, 30 bin daha verdi. Ha, 40 bin. Süper. Tamam. Şimdi A sınıfı bizde araba yok. 3 yıldızlı peki 1.33 yapabilecek arabamız var mı? Ona bir bakalım. 2 yıldız, 3 yıldız. 3 yıldızda ne arabalarımız var? Bin... Aa, 3 yıldızlı DS. Acaba şey yapabilir mi? 3 yıldızlı DS 30. 1.33 yapabilir mi? Ben yapabileceğini düşünüyorum aslında. Ama belli olmaz. Bunu bir deneyelim. Aklımda olsun. Kredi soygununu DS ile bir deneyeceğiz 3 yıldızlı. O da bir kalsın şimdilik. Tamam. Şu an zaten etkinlik biletlerimiz şey oldu. Doldurabilirim. Ücretsiz dolumla da. Şimdi birazcık diğer yarışlara katılalım. Daha sonra buraya tekrardan katılırız. Şimdi sezon etkinliklerinde ben neden oynayamıyordum bunları? Çünkü arabamız yoktu. Evet. İstediği arabayı da açamamışız hala. Onlar bir kalsın. Starway bu arabaların hepsini istiyor maalesef ki. Daha ona yolumuz var. Salla. O zaman çok oyunculuğa devam. Krediye hücum. Oo, tam da ihtiyacım olan şey. Bize para lazım. Krediye hücuma giriyorum. Kredi hücum sezonu başlamış. 12 saat sonra bitiyor. Bunlar günlük yarışlar biliyorsunuz. Alttakiler. Üstteki sezon boyunca devam ediyor. 8 günü daha varmış gördüğünüz gibi. Dünya serisi. Sınırlı seri. Kredi hücum. Bunlar günlük. Oynayalım bakalım. Hemen oyuna diyerek devam ediyorum. Hiç bakmaya gerek yok ödüllere. Oo, belli arabalarla yarışılıyor. Ve işin güzel yanı ne? İşin güzel yanı bizde çok güzel bir araba var. Brutalia Belnetta. Hadi bakalım. Kredi hücum. Buradan bir devam edelim. Garaj seviye 7 üstü mü? O ne demek ya? Bizim şeyin yazısı mı o? Sanki kulübümüzün yazısı gibi ama kulübün yazısı burada yazıyor muydu ki? Ne alaka? Bilmiyorum. Hatırlamadım. GRC yazmışlar bir de garajı. Neyse bakarız ona. O herkes Brutalia Belnetta. Evet, Season Pass var tabi herkesle. Ya Season Pass tabi olsun yani. Ya zaten çoğu yabancıdır da bizim için bile çok ucuz böyle Season Pass. 28 lira sadece. 29 lira mı ne? Küsur altı ile beraber. O yüzden olmayanlar bence kesin alsın yani. Para değil. Bir tavuk döner parası. Buna aylık oyunda neler neler kazanıyorsunuz. Hop geçemedi. Çok yakındı bu arada. Tam arkamdaydı. Güzel. 19 arttı. Şimdi şeyi de kazandım ben. Gelecek Season Pass'i indirimli alacağım. Artık yüzde kaç indirim olur mesela? 30 liraya daha ne kadar indirim yapabilirler ki? 29 liraya. %50 yapmazlar. %25 desek 20 lira falan olur herhalde. 20 liraya falan şey alırız ha. Season Pass alırım ben. Tamam dur bakalım neler verecek bu. Oo, neler kazandık? Koenigsegg Regera. Sanki Koenigsegg çok böyle Finlandiya tarafları yani İskandinav diline benziyor ama bu arabanın markasını merak ediyorum. Bir ara bakacağım buna. Hatta şimdi bakalım dur. Güzel 6 tane bundan. Bir de ithal parça. Arabamız olursa uygularız. Ne Koenigsegg? Koenigsegg. İsveç ya da Finlandiya bir markası gibi. İsveç. Evet İsveç markasıymış. Koenigsegg. Artık nasıl okunuyor bilmiyorum. Full süper araba yapıyor gibi. Süper otomobil. Hyper mi süper mi? Güzel. Şimdi bunu da aldığımız iyi oldu. Ha bu aşamalara da bakabiliriz ha. Ona göre yarışlar yapabiliriz bu arada.
Bakalım. Devam edelim şu arabanın benzini bitene kadar da. 4 tane benzini kaldı. Aynı arabadan 4 tane. Ha, bizim şeyin sloganıymış o. Garaj seviye 7 üstü. Kulübün sloganı. Birinci gidiyorum ha. Nitro yapalım da arkadan şeyi toplayamasınlar. Şu nitromu toplayamasınlar. Of of of, farkı koydum. Bastım. Şurada bayağı bir fark koydum. Yes. İşte bu. Güzel, 26 derece daha verdi. 1045. Çok kişi katılmamıştı. O yüzden çok iyi vermedi ama hiç yoktan iyidir. Bu arada reklamı izleyeceğim ya. Kusura bakmayın, biraz reklamı izleyeceğim bu aralar. Çünkü para lazım. Parayı sıfırladık. Yeni sezon başlarsa parayı buluruz. 7 gün sonra. İşte ne zamana denk geliyor? Haftaya salı. Haftaya salı ya da çarşambaya. Çarşambaya denk geliyor herhalde. Bir de saati var ya. Bu oyunun reklamını daha önce görmüştük ama yeni reklam bu. Ya oyun aynı, yeni reklam. Tamam, güzel. 10.000 krediyi de aldık. Şu an drop var. Gene aynı, 3.000'e falan sabit diyor. Tam da sabit demiyor da. Halen daha var drop. Bu drop'un neden olduğunu buldum. Galiba reklam izleyince oluyor. Emin değilim ama reklam izleyince oluyor olabilir. Mesela reklam izledik. Hep fark ediyorum onu. Reklam izlerken şey oluyor. İnternet bir hareketleniyor. Bilmiyorum. Heh, düzeldi galiba. Tamam. Şu an geldi kendine gibi görüyorum. 4 benzin var. Oyna diyelim. Şu an yeşil oldu. Düzelmesi lazım. Reklam izleyince drop giriyor. Hep aynı arabadan ama bu sefer 8 kişiyiz toplamda. Haydi bakalım. Haydi yakala onları. Yakaladım. Başa baş gidiyoruz vallahi var ya. Bastım ve geçtim. Birincilik. Ah be, son ucu ucuna araba dönerken. İkincilik. 29 puan, 1074. Güzel, yakındı vallahi, yakındı. 9.000 için değmez, salla. Çok yakındı. Tamam, devam edelim bu seriden. Arabanın bir benzini bitene kadar. Bunu da alayım. Bu arada arabayı biz yıldız atlattık. Şey, açtık ya Lamborghini Asterion. Artık gördüğünüz gibi her gün bir kart veriyor. 5 kart 5 kart veriyordu ya Lamborghini Asterion'dan. Şu anda artık bir kart veriyor her gün. Her etkinliği tamamladığında. 18 tane kart istiyor burada. 18 gün boyunca her gün oynamamız lazım. Anlayacağınız, onu açmak için.
Saniye şu kamerayı bir ayarlayayım. Kaç? İki kişi mi geldi? Allah Allah. Yeni kurdum ya bu düzeni. Gayet iyi. Bastım. Sağdan gideceğim. Tamam, birinciyim. Hadi be, çok yakın. Dön dön dön. Geçtim. Ve birinciyim. Güzel. Az kişi vardı ama. Az puan verecek büyük ihtimalle. 19 verdi. 1093. İyi. İtibar atladık. Seviye 22 oldu itibarımız. 89 puan. Güzel. 13.000 için. Şimdi izleyeyim. Müsaadenizle. Gayet güzel. Hep bu tarz oyunlar ya. Aynısını laciverdi. Kendi Crash Saga hepsi. Farklı farklı ufak tefek mekanikler ekliyorlar. Şuna baksana. İyice oyun, mobil oyun piyasası tembelliğe döndü iyice. İyi. Tüm arabanın benzin doldu. Güzel. Bizim arabanın da benzini doldu. Şuna bir kez daha bir yarışalım. Gümüş lige çıkayım, bırakacağım orada. Gümüş ligde sonra tekrar buna dönüp yarışırız bir kez daha. Şimdilik böyle kalsın. Hadi bakalım. Güzel, birinciyim. Geç bunları. Haydi geç artık. Ah be, nasıl yetişemedim ya. Beşinci olduk. Nasıl, niye böyle kaldım ben? Bir puan arttırdı. 1.94. Allah Allah, ilginç. Geride kaldık bu sefer. Yapacak bir şey yok. Tekrardan. Gümüş lige çıkmadan bırakmam. Biz şeyde daha gümüş lige çıkacağız. Asıl sezonun çok oyunculu yarışında. Üst lige çıkacağız daha. Hala bronzuz onda. Bir ara onunla da yarışmak lazım. Şimdi bir bakarım. Oo, bir tane dandik araba. Güzel. 8 kişilik. Hadi bakalım. Oha. Al işte. Olanı gördünüz mü? Adamlar biliyordu, ondan gitmediler herhalde o tarafa. İnanılmaz. Bu kötü oldu işte. Çok puan kırma lütfen. Tam da 8 kişi vardı. 10 puan kırdı be. Neyse, yine tahmin ettiğimden az.
Devam. Gümüş lige çıkana kadar devam. Bir üst lige. Biraz dandik bir arabalar gördüm ama. Az önceki gibi bir salaklık olmazsa iyi bir seviyede bitiririz diye düşünüyorum. Hadi be. Güzel. Yakala şunu. Adam kaza